Geçen dersimize başladığımız D haline bu dersimize de devam edeceğiz. Videonun ismini ben D hali diye yazdım. Ancak Türkçe'de 5 tane hal bulunurken Arapça'da bütün haller birbirinin aynısı. İsimlerin sonu hep aynı şekilde değişmekte. Ben video uzun sürmesin diye bu şekilde yazmış olduğum yazıları geçiyorum. Sizler durdurup okuyabilirsiniz. Örneklerimize bakacak olursak isimlerin sonları bizde hep değişiyor. Üniversiteden, üniversiteye, üniversitede. Ama Arapçada isimlerin sonu hep aynı kalmakta. Minel camiati, ilel camiati, fil camiati. Gördüğünüz gibi isimlerin sonları hep aynı şekilde değişmekte. Dolayısıyla bir hali öğrendiğimiz zaman diğer halleri de yapmamız son derece kolay olacak. Diğer örneklerimize ise videonun devamında tek tek bakacağız. Evet, örnek cümlelerimizin olacağını söyledik. Bu cümleleri kurarken fiillere ihtiyacımız olacak. Düzenli fiillerimiz bunlar. Her şeyden önce bunların fiil olduklarını nereden anlıyoruz? Okuma çalışmalarında sıklıkla tekrar etmiştik. İsimlerin sonu çift kurdele dediğimiz bir işaretle bitiyordu. Burada ise isimlerin sonunda çift kurdele işareti yok. Çift kurdele işareti dediğimiz şey neydi? Şöyle göstermek istersek. Çift kurdele işaretimiz buydu. Evet, demek ki bunların şu anda bizim için önemli olan isim olmadığını biliyoruz. Sonları çift kurdele değilse o zaman nedir bunlar? Fiildir. Düzenli fiil olduğunu nereden anlayacağız? İçlerinde elif, vav, ye harfleri bulunmuyorsa demek ki bunlar düzenli fiildir. Bunlar çok karışık gibi gelebilir ilk etapta size. Ben sırayla ne manaya geldiklerini söyleyeceğim. Okuma parçalı çalışmalarında tek tek bunları okumuştuk epey bol şekilde. Zehebe gitti demek. Derese ders çalıştı. Ketebe yazdı. Dehale girdi, celese oturdu, nazara baktı, şeribe içti, haraca çıktı, fetaha açtı. Bunların birbirlerine karıştırmanız, ezberlemenizin zor olması çok da önemli değil. Şu aşamada bizim için önemli olan bunların isim olmadığını, çünkü isimlerin kurdele işaretiyle bittiğini, çift kurdele işaretiyle bittiğini ve bunların düzenli fiiller olduğunu anlamamız bizim için şu anda yeterli. Düzenli fiil olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü içlerinin hiçbirinin içinde elif, vav, ye harfleri bulunmamakta. Şahıs zamirlerimizi görmüştük. Bu şahıs zamirleri yine karıştırmanız çok da fazla önemli değil. Çünkü sık sık bunları cümle içerisinde kullanacağız. Geçen dersimizde ente Mevlana derken seni kullanmıştık örneğin. Hu ve o demek İngilizce'deki he'nin karşılığı. He, she İngilizce'deki she'nin karşılığı. Ente karşımızdaki erkeğe hitap ederken ente. Karşımızdaki bayan enti sen demek. Ene ben, nahnu biz, entum siz, hum onlar. Söylediğim gibi bunları karıştırmanız da şu aşamada çok da fazla önemli değil. Kısa hemen bir tekrarla geçelim şöyle. Rabbun isimdi, sonu çift kurdele dediğimiz bu işaretle bitiyordu. Rabbuke senin Rabbin, Rabbukum sizin Rabbiniz, Rabbuna bizim Rabbimiz. Evet, örnek ayetimizde de görüyoruz. Kum var burada, Rabbukum yani sizin kastediliyor. Bunu çok daha ileride göreceğiz. Benim derken, benim söylerken bu Y harfini kullanacağız. Rabbi de benim Rabbim olmuş oluyor. Evet. Arapçada, burası son derece önemli. Arapçada kelimeleri üçe ayırıyoruz. Bu şekilde sonu çift kurdele ile bitenler isim olmuş oluyor. Sonunda böyle bir şey yoksa bunlara fiil diyoruz. Bir diğer seçenek de geriye de harf kalıyor. İsim, fiil, harf. İsimleri sonundaki çift kurdele işaretinden tanıyoruz. Fiillerde böyle bir işaret yok. Bu işaret yoksa diyoruz ki o zaman bu mutlaka bir fiildir. Ya da üçüncü bir ihtimal bu bir harftir. Evet, D halini, den halini, bütün hallerimizi Arapçada bu harf dediğimiz kelimelerle yapacağız. İsim, fiil ve harfler. Örneklerimize geçmeden evvel şu isimlerimizi bir görelim. Medresetun, mektebetun, gurfetun, okul, kütüphane, oda, saffun, sınıf, camiatun, üniversite, medinetun, şehir. Son olarak sugun, çarşı, mescidun, mescit, garyetun ise köy. Evet, bir el takısından bahsetmiştik. Bunu da örneklerimiz içerisinde bol bol göreceğiz. Medresetun, bir okulken, el medresetu, bildiğimiz bir okul. Geçen dersimizde bunu örneklerle vermiştik. Dışarıda bir adam gördüm dediğimiz vakit ya da dışarıda bir adam seni soruyor dediğimiz vakit biz de tanımıyoruz. Söylediğimiz kişi de o adamı tanımıyor. O zaman sadece bir adam derken bu şekilde elif lam takısı olmadan kullanıyoruz. Örneklerimizde bunları çok daha iyi anlayacağız inşallah.
Safun es safu, suğun es suğu, mektebetun el mektebetu. Burada yazı karakterini değiştirdim ben. Elif lamla şu anda kullanmış olduğum yazı karakteri burada M harfi pek gözükmüyor gibi. Camiatun üniversite el camiatu, mescidun el mescidu, urfetun el urfetu, medinetun el medinetu, gariyetun el gariyetu, hadikatun el hadikatu. Evet, D halini nasıl yapıyoruz? Medresetun derken isim demiştik. Sonu çift kurdele ile bitiyor. El takısını getirdiğiniz için burası çok önemli. Bu kurdelenin bir tanesi düşüyor. Geriye tek bir kurdele kalıyor. El medresetu. Medresetun ama el medresetu. Okul, bildiğimiz bir okul. Okulun içinde okuldayım derken fil medreseti. Okul. Ene fil medreseti örneğini görmüştük. Ya da nahnu fil medreseti örneğini görmüştük. Ben okuldayım. Biz okuldayız. Saffun isim, es saffu tek kurdele, fis saffi sınıfın içinde sınıfta. Suğun çarşı, es suğu tek kurdele, fis suği çarşıda. Mektebetun fil mektebeti kütüphanede, fil camiati üniversitede, fil mescidi mescitte, fil gurfeti odada. Fil medineti buradaki M harfi biraz evvel söylediğim gibi pek görünmeyebiliyor. Yazı karakterini değiştirirsek burada rahatlıkla görebiliriz diye düşünüyorum. Fil medineti şehirde, fil gariyeti köyde, fil hadikati bahçede. Evet, fil medreseti okulda, fis saffi sınıfta. Fissuği, sa'yı ve se'yi burada iki kere okuyoruz. Güneş harflerinden oluyor. Ben biraz evvel konuşmaya geçelim, okuduğumuzu anlayalım diye bu güneş harflerini atladım. Bunları zaman zaman örneklerin içerisinde göreceğiz. Fissuği, el takısını okumuyoruz. Fil derken burada el takısını okuyoruz. Ancak bu sa harfinde fissaffi derken elif lam takısını okumuyoruz. Bunları ileride göreceğiz. Daha doğrusu örnek cümlelerimiz içerisinde sık sık tekrar edeceğimiz için sizler de alışacaksınız. Fis suği çarşıda, fil mektebeti kütüphanede, fil camiati üniversitede, fil mescidi mescitte, fil gariyeti okulda, fil medineti şehirde, fil gariyeti köyde. Fil hadikati bahçede, fil cenneti cennette. Ancak bir istisna var, cehennem derken fi cehennemi olmuyor. Buradaki fi harfimiz bütün isimlerin sonlarını aşağı tek çizgi olarak indirirken bu işaretimiz ismi tek çizgi işaretiydi. Alt tek çizgi işaretiydi. Cehennemde bunu yapmıyor. Tıpkı şöyle sinemada olduğu gibi huve zehebe ile sinema derken sinemanın sonunda herhangi bir değişiklik yok. Çünkü Arapçaya sonradan girmiş. Cehennemde Arapçaya sonradan girmiş. O yüzden cehenneme etki etmiyor bu harfimiz diyelim. Hum, onlar demiştik. Hum fil mescidi, onlar mescitte. Buradaki M harfini artık birkaç sefer daha gösterip ondan sonra devam etmek istiyorum. Çünkü en bulabildiğim en güzel yazı karakteri bu. Net okunan yazı karakteri bu. Bunda da maalesef bu M harfi L harfinin arasında bazen görmesi biraz zor oluyor. Bu videoda bu şekilde gösterdikten sonra diğer videolarda artık böyle yapmayalım. Durmak zorunda kalıyoruz çünkü. Ya da sizlerden, videoyu izleyenlerden güzel bir yazı karakteri varsa, haber yorum olarak yazarlarsa ben de bundan sonraki videolarımı o şekilde yapmaya çalışırım. Hum, onlar demiştik. Hum fil mescidi, onlar mescitte. Hum fil camiati, fil camiati, onlar üniversitede. Hum fil medineti, onlar şehirde. Hum fil saffi, S'yi burada okuyoruz. Elif lam takısını okumuyoruz. Bunlara da böyle alışıyoruz inşallah. Hum fi saffi, onlar sınıfta. Hum fil medreseti, onlar okulda. Evet, hum demiştik. Hum onlar. Hum fil medreseti, onlar okulda. Ayetteki örneğimize baktığımız vakit bakın burada humu görebiliyoruz. Rabbihim derken buraya üst alt çizgiye inmiş. Bunları da ilerleyen derslerimizde göreceğiz neden bu şekilde oldu diye. Çünkü baktığımız vakit min biraz evvel göstermiş olduğumuz fi gibi aynı. Min de bir harf. Kendisinden sonra gelen ismin
işaretini bu şekilde alt çizgi olarak aşağıya indiriyor. Örnek olarak bir göstermek istedim burada. Hum, onlar, fil medreseti, onlar okulda. Ayette de yine hum geçiyor. Burada Rabbihim derken, onların Rabbi derken, min harfi celi kullanılmış. Min Rabbihim derken bu harfimiz buradaki işareti değiştirmiş. İleriki konularımızda bunları göreceğiz. Rablerinden min de, fi de da yaparken min de den dan yapıyor. İngilizce'deki from'un karşılığı. Evet, entum siz. Entum fil mescidi, siz mescittesiniz. Entum fil camiati, siz üniversitedesiniz. Entum fil camii, siz camidesiniz. Cami ile üniversitenin arasındaki tek fark, üniversitenin sonunda bu şekilde yuvarlak bir T harfinin bulunması. Fil camiati, entum fil camii, siz camidesiniz. Entum fil medineti, şehirdesiniz. Entum fil saffi, siz sınıftasınız. Heli görmüştük daha evvel, bir soru kelimesiydi. Fehel entum muslimun derken, burada bir değişiklik var. Bunu da dersimizin ilerleyen videolarımızda göreceğiz. Eyne ente, ente erkekler için sen manasına geliyordu. Eyne ente, sen neredesin? Ene fil beyti, ene fil beyti. İsim olarak neydi? Beytundu, sonu çift kurdelayla bitiyordu. El takısı geldiği için el beytu oluyordu. Tek kurdelayla bitiyordu. Ama fi harfimiz geldiği zaman fil beyti yapıyordu. Bu fi bütün isimlerin sonlarını bu şekilde t yapıyor. Bir tek neyi yapamıyormuş? Cehennemi yapamıyormuş, sinemayı yapamıyormuş. Bunlar Arapçaya sonradan girmiş kelimelermiş. Ene fil beyti, ben evdeyim. Pardon. Evet, şimdi şu k harfini görmezsek, fi beyti, neden aşağı indi tek çizgi? Çünkü fi harfi var. El takısı yok başında. El takısına gerek yok. Çünkü beytuk ederken senin evin zaten belli. El takısı ne yapıyordu? Belirli bir isim yapıyordu. Buraya el takısı gelmiyor. Çünkü zaten beytuk ederken senin evin. Ancak fi harfi gelince fi beytike yapıyor. Burası son derece önemli. Fi beytike. Ene fi beytike. Senin evindeyim. Ene fil beyti, ene fil beyti, el takısı var. Aşağı indi tek çizgi. Ben evdeyim. Senin evindeyim derken ene fi beytike. Bu T'nin altındaki alt çizgi son derece önemli. Neden böyle oldu? Çünkü bunu fi harfimiz yaptı. Ene fi beytikum. Kum sizin manası katıyordu. Ben sizin evinizdeyim. Ene fil mescidi. Mescitteyim. Ene fil camiati, üniversitedeyim. Ene fil medineti, şehirdeyim. Saffun isimli. Ene fis saffi, iki kere S'yi okuyoruz. Ene fis saffi, sınıftayım. Ene fil medreseti, okuldayım. Huve, o, fil mescidi, o mescitte. Huve, fil camiati. İlerleyen derslerimize bu huvelerin, bu şahıs zamirlerin yerine isimler ekleyeceğiz. Biraz daha cümlelerimiz biraz daha renkli ve zevkli bir hale gelecek. Huve fil camiati, o üniversitede. Huve fil medineti, o şehirde. Huve fil saffi, sınıfta, o sınıfta. Huve fil medreseti, o okulda. Bu huveler neydi? İngilizce'deki he'nin karşılığı, o manasına geliyordu. Erkek için kullanıyorduk. Üçüncü tekil şahıstı. He'ye geldi karşımıza. He'ye de bayan için kullanıyoruz. Üçüncü tekil şahıs yine İngilizce'deki she'nin karşılığı. Hiye fil mescidi, o mescitte. Hiye fil camiati, o üniversitede. Üniversitede olan kim? Bir bayan. Hiye fil camiati. Örneğin Ayşe, Zeynep, Betül, Sude. Ne diyeceğiz bunlara? Hiye fil camiati. Üniversitede. Hiye fil medineti. Ne diyeceğiz? O şehirde. Hiye fil saffi, sınıfta. Hiye fil medreseti, okulda. Ente, erkekler için kullanıyorduk sendi. Ente fil mescidi. Ente fil camiati. Ente fil medineti. Sen üniversitedesin. Sen şehirdesin. Ente fil saffi. Sen sınıftasın. Ente fil medreseti. Okuldasın. Nahnu'ya geçtik. Nahnu fil mescidi. Nahnu fil mescidi. Biz mescitteyiz. Nahnu, burada farklı bir karakterle yazdım. Buradaki H harfi görünmeyebiliyor. Nahnu, biz,
Fil mescidi. Biz mescitteyiz. Nahnu fil camiati. Camiatı ne oluyor? Yuvarlak T var sonunda. Üniversitedeyiz. Yuvarlak T olmasaydı cami olacaktı. Nahnu fil camiati, üniversitedeyiz. Nahnu fil medineti, şehirdeyiz. Nahnu fil safvi, sınıftayız. Nahnu fil medreseti, okuldayız. Buraya hatırlatma yazmışım. Nahnu gerçi yukarıda değiştirmiştik ama bu şekilde yaptığımız vakit daha net gözüküyor. Times New Roman'da böyle. En güzel yazı şekli ben bu diyorum. Bunda da maalesef M'lerde ve H'larda bu şekilde biraz zor gözükebiliyor. Nahnu fil medreseti, okuldayız. Enti, karşımızdaki bayan için söylüyoruz. Enti fil mescidi, sen mescittesin. Enti fil camiati, üniversitedesin. Enti fil medineti, şehirdesin. Enti fil safi, sen sınıftasın. Enti fil medreseti, okuldasın. Hum fil mescidi, onlar mescitte. Hum fil camiati, onlar. Bu sefer cami yapalım burayı. Orayı cami yapınca böyle ufak hatalar da aslında bir yandan işe yarıyor. Ne yapacağız? Bu alt çizgiyi koymasak yanlış olmuş olacak. Hum fil cami iyi olacak. Neden iyi oluyor? Çünkü fi harfi bunu yapıyor. Diğer harflerde olduğu gibi. Hum fil cami iyi. Onlar camide. Hum fil medineti şehirde. Hum fil safi onlar sınıfta. Hum fil medreseti onlar okulda. Entum siz. Entum fil mescidi, siz mescittesiniz. Entum fil camiati, üniversitedesiniz. Entum fil camii, camidesiniz. Entum fil medineti, şehirdesiniz. Entum fis safi, sınıftasınız. Entum fis suği. Bakın burada işaretlerini bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. Gözlerimizde alışıyor. Entum, başka bir ihtimal yok çünkü. Entum fis suği. Çarşıdasınız. Entum fil medreseti, okuldasınız. Entum muslimune, burada bir değişiklik var. Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Hel entum muslimune, siz Müslüman mısınız? Naam, nahnu muslimune. Elhamdülillah. Huve zehebe, zehebe fiildi. Sonu çift kurdele işaretiyle bitmiyordu. Anlamı gitti demekti. Huve zehebe, o gitti. İle sinema. İle sinema, sinemaya gitti. İsmin son harfinin işareti ne yapmıyor? Değişmiyor. Fi cehenneme olduğu gibi, ile cehenneme olduğu gibi, cehennemde Arapça olmadığı için. Hüve derese, çalıştığı. Fil beyti. Eğer bu dersimizde burayı anlayabilmişseniz çok kendimi mutlu hissedeceğim. Hüve derese fil beyti. O evde ders yaptı. Hüve derese fil medreseti. O okulda ders yaptı, ders çalıştı. Geçmiş zaman, fiillerimizi geçmiş zamandan alıyoruz. Niye şimdiki zamanı kullanmıyoruz? En sade hali Arapçada fiillerin geçmiş zaman halleri. Huve celese, oturdu. Fil beyti, o evde oturdu. Huve celese fis saffi, sınıfta oturdu. Huve celese fil gurfeti, odada oturdu. Ahmet ketebe, Ahmet yazdı. Fil beyti, evde yazdı. Fil beyti. Sadece son işaretini gösterdim. Alt çizgi işareti. Farklı isimler vermeyelim çünkü ilerleyen konularda karışacak. En güzeli, en kolayı çift kurdele, tek kurdele, üst çizgi, alt çizgi. Bu şekilde dersler son derece rahat gidecek. Ahmet ketebe fil beyti. Mustafa ketebe, Mustafa yazdı. Fi saffi, sınıfta yazdı. Herhalde artık bu sağ harfini çift okuyacağımızı da görmüş olduk. Böylece gözümüz alışıyor. Fi saffi. Sınıfta yazdı. İsmail İsmail ketebe, İsmail yazdı. Fil camiati, üniversitede yazmış. İbrahim evet, İbrahim ketebe fil mektebeti, İbrahim kütüphanede yazmış. Dersun isimli, sonu çift kurdele ile bitiyordu. Derese fiilli. Nereden anlıyoruz fiil olduğunu? Çünkü sonunda böyle bir işaret, çift kurdele işaretimiz yok. Eyne Ahmet, Ahmet nerede? Eyne Ahmet ketebe, Ahmet nerede yazdı?
Eyni Ahmet ketebet derse D harfi de sağ harfi S harfi gibi çift olarak okuyacağız. El takısını atlayıp okuyoruz. Ahmet Eyni Ahmet ketebe et derse ya da Eyni Ahmet ketebet derse B ile D'yi birleştiriyoruz. Eyni Ahmet ketebet derse. Dersi nerede yazdı? Bu şimdi sadece görelim diye söyledim bunu. Bunun üzerinde ayrıyeten duracağız. Alt çizgi falan yapmıyor. Şöyle düşünebiliriz. Çünkü önünde fi yok. Herhangi bir harf yok. Eyni Ahmet ketebe derse. Ahmet dersi nerede yazdı? Bildiğimiz bir ders. Elif lam takısı var. Dersi nerede yazdı? Ahmet ketebe derse. Ketebet derse. Ya da Ahmet ketebe et derse. Ahmet dersi fissafi sınıfta yazdı. Mâzâ ketebe ne yazdı? Mâzâ ketebe Ahmet. Ahmet ne yazdı? Fil medreseti. Fil medreseti. Fissaffi fil medreseti. Mâzâ ketebe Ahmet. Ahmet ne yazdı? Fil medreseti. Ahmet okulda ne yazdı? Ahmet ketebe. Ahmet yazdı. Derse. Dersi yazdı. Ahmet ketebe derse. Fil medreseti. Ahmet okulda dersi yazdı. Evet, Kur'an-ı Kerim'den ayet görüyoruz. Harfi cer gelmiş, harfimiz gelmiş. İsmin sonunu alt çizgiye dönüştürmüş. Yine bu şekilde iki alt çizgi var. Neden alt çizgi oldu, neden tek çizgi oldu? Derslerimizde göreceğiz yine. Ama şimdi hemen burada da bahsedelim. Bakın burada bir elif lam takısı var. Evet, burada bir elif lam takısı var. Elif lam takısı geldiği için tek çizgi var. Burada ise herhangi bir elif lam takısı olmadığı için bu harfimizden dolayı alt iki çizgiye inmiş. Bütün haller aynıdır demiştik. Fi, D yaparken ile Ankara'ya gidiyorum derken ki ifadede ile'yi kullanacağız. Elif lam takıları olmadığı için bu harfimiz isimlerin sonunu çift çizgi yapmış. Ama burada elif lam takısı olduğu için tek çizgi olmuş. Evet, bu dersin notlarını hızlı öneririm sitesinden indirebilirsiniz. Bu derste görmüş olduğumuz cümleleri, kelimeleri önce yavaş bir şekilde daha sonra açıklamalı bir şekilde daha sonra hani neden harfin sonu değişti şeklinde açıklamalı şekilde ya da hiç açıklama yapmadan ikişer üçer kez okuyarak bu oynatma listesini dersteki kelimeler isimli oynatma listesinden bulabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde bu cümlelerimizi göreceğiz. Artık cümlelerimiz biraz daha güzelleşiyor. Selim okuldan çıktı, sinemaya gitti, İbrahim Ankara'ya gitti, istasyondan döndü vesaire derken yeni fiillerimizi biraz daha cümleleri biraz daha güzel bir hale, renkli bir hale getireceğiz. Burada hemen gözümüze de takıldı. İsmail diye onu da düzeltelim. Evet. Bir ayetle bu dersi bitirelim istedim. Fil suresine geçiyor. Rabbüke, Rabbüke neydi? Senin Rabbindi. İnternetten de kendimiz cep telefonundan, bilgisayardan da arama yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz o aramayı? İşte buraya ben site yazdım. Bu site yardımıyla arama yapabiliriz. Evet, yeni videolarda öneri ve eleştirilerinizi yorum olarak yazarsanız lütfen memnun olurum. Çünkü ilerleyen videolarda ona göre değişiklikler yapmayı düşünürüm ben de. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.